Babası öldükten sonra biz karı koca çalışıyoruz, seninle ilgilenemeyiz bahanesiyle 80 yaşındaki hastanesini huzur evine yatıran oğlu çok seyrek de olsa annesini ziyarete gidiyordu. Yaşlı kadın oğlunu dünyaya getirdiğinde tam 40 yaşındaydı. Bundan önceki çocukları yaşamamış, bu oğlunu da kurbanlar keserek büyütmüştü. Tek evlatlarıydı. Bir şey olacak diye üzerine titriyor, oğlunu bütün kötülüklerden korumaya çalışıyordu. Oğlu o gün huzur evinden bir telefon aldı. Telefondaki ses, "Anneniz ağır hasta, her an ölebilir, sizi görmek istiyor," dedi. Oğlu hemen aceleyle arabasına binip oraya gittiğinde annesinin zor nefes aldığını gördü. Eli kolu hareket etmiyordu. Oğlu annesinin ölmek üzere olduğunu anlamıştı. Annesinin ellerine yapışıp, "Annem, sakın beni bırakma. Senin için ne yapabilirim? Annem, ne olur bir ses ver," dedi. Annesi feri sönmüş gözleriyle uzun uzun oğlunun gözlerinin içine baktı. Zor duyulur kısık bir sesle, "Oğlum, artık çok geç. Ama isteseydin çok şey yapabilirdin," dedi. "Ama yapmadın, yapamadın. Biliyor musun? Çoğu akşam yemek yetişmediği için aç yattım. Buzdolabım yoktu. Bir bardak soğuk suya hasret kaldım. Ağzımı şapırdatarak yemek yedim diye beni burada hor gördüler. Sıkıldığımda temiz havaya çıkaranım olmadı. Ve en kötüsü de altımı ıslattım diye bana burada zulmettiler. Beni nasıl olup da tanımadığım insanlara teslim ettiğini düşünüyorum. Gözden çıkarılmış bir eşya gibi hissediyorum kendimi. Yıpranmış, işe yaramaz. Sen evinde bırak bir odayı, bir köşeyi bile bana çok gördün. Masada fazladan bir tabak olsun istemedin. İsteseydin hiç sesimi çıkarmadan bir köşede otururdum. Sana hiç eziyet etmezdim. Ah be oğlum. Her şeyi sığdırdın da evine, bir beni sığdıramadın. Ah kuzum. Sen terk edilmiş nedir bilir misin? Terk edilmişlik ölmeden mezara konmuşluktur. Ölene imrenilir mi hiç? Ben her gün imrendim. İmreniyorum. Kimin öldüğünü duysam Allah'ım darası başıma diyorum. Hayaller, umutlar, mutlu zamanlarmış insanı ayakta tutan. Onlar yoksa yaşamak zulüm oluyormuş meğer. İşte böyle. Artık her şey için çok geç. Senin benim için yapacağın hiçbir şey kalmadı. Ben her şeye alıştım da bir şeye alışamadım oğlum. Sadece senin özlemine alışamadım. Benim için artık çok geç. Benim için geç de ben asıl senin için üzülüyorum. Çünkü sen yaşlandığında çocukların seni buraya bırakırlarsa benim dayandıklarıma sen dayanamazsın oğlum. Unutma ki ne verirsen elinle o gelir seninle," dedi. Ve gözlerini kapattı. Belli ki bu onun son konuşması, son vasiyetiydi. Gücü tükenmişti. Bir saat sonra sıkı sıkı tuttuğu oğlunun eli ellerinden kayıp düştü. Bir anne daha içi acıyarak hayata veda etti. Anne sevgisi. Sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisi. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, renk katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz. Hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemiz. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlat olmak annelerimiz için en büyük armağan.